Allah, bismillahirrahmanirrahim. Keyfe yehdillahu kavmen keferu ba'de imanihim. İmanlarının arkasından inkara sapmış bir kavme Allah nasıl hidayet yolunu gösterir? O kavim ki ve şehidu enner resule hakkun ve ca'ehumul beyinat. Peygamber Zişan aleyhissalatu vesselam Efendimizin hak peygamber olduğuna şahit oldular. Peygamberin hak peygamber olduğunu mucizeleriyle, peygamberin gösterdiği mucizeleriyle, onlar gözleriyle bu mucizeleri gördükten sonra ve kendilerine de apaçık ayeti kerimeler beyan olunduktan sonra, geldikten sonra imanlarının arkasından küfre sapan hakkında hususilik ifade edecekti. Kavmen kelimesi nekre, yani belirsiz olarak ortaya konunca kıyamete kadar bu şartlara uyan bütün kavimleri, kabileleri, devletleri, milletleri içine alıyor. Keyfe yehdillahu kavmen. Ben bunun için söylüyorum. Bazı yerlerde kardeşlerimiz bu ayetleri dinleyip de naklettikleri zaman bir takım hoca kardeşlerimiz, yahu siz o hoca efendiyi dinlediniz ama bu ayet Yahudiler hakkında inzal oldu. Neden bu Yahudiler hakkında inen ayeti Türkler hakkında okuyorsunuz gibi kardeşlerimizin moralini bozmaya çalışıyorlar. Bilesiniz diye söylüyorum. Mesela وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Geçen şu tutkartta da yanılmıyorsam söylemiştim. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler kafirlerin ta kendisidir ayetini. Yine hoca efendilerden bazıları bu ayet Yahudilerle alakalıdır, bizi alakadar etmez şeklinde kıymetli kardeşlerimizin beyinlerini bulandırmaya çalıştılar. Yahudiler Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse kafir oluyor da Türkler, Araplar, Farisiler, Pakistanlılar veya hangi ırktan olursa olsun onlar Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse evliya mı olacak? Mümkün değil. Mümkün değil. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyen kim olursa olsun men edatı yerine Cenab-ı inne Yahudiyen diye de demeye kadirdi. Men edatı umumi bir edattır. Kıyamete kadar kim hükmetmezse bunun içine şamil olur. İşte bu ayeti kerime de böyle bir ayeti kerime. Kavmen kelimesiyle Cenab-ı Hak kıyamete kadar gelecek bütün kavimleri içerine almış. Hangi kavimler? Keferu ba'de imanihim. İmanlarının arkasından inkara sapan toplulukların tamamını içine almıştır. Ve bugün Müslüman ülkelerin %80'ini hatta %99'unu alakadar ediyor. Ayet fert olarak değil, kavim olarak. Fertler Müslüman olabilir. O fertlerin meydana getirdiği ülkeler, eğer ülkelerdeki insanları Allah'ın indirdiği kanunların dışında bir kanunla yönlendirmeye ve yönetmeye çalışıyorlarsa, o bütün toplulukları ayet-i kerime muhatap alıyor. Allah'ın indirdiği Kur'an-ı Kerim'e iman ettikten sonra ve kendilerine apaçık ayetler geldikten sonra, peygamberi de hak peygamber bildikten sonra imanlarının arkasından küfre sapan bir kavme Allah nasıl çıkış yollarını, doğru yolu, hidayet yolu göstersin. Vallahu la yehdil kavme zalimin. Allah'ın indirdiği Kur'an-ı Mubin'i beğenmeyerek kendi kafası mahsulü kanunları getirmek suretiyle inkara sapan zalim kavme asla hidayet yolunu göstermez. Ulaike cezauhum enne aleyhim la'netallahi vel melaiketi ven nasi ecme'in. Kur'an-ı Kerim'i inceledik bir çok yönüyle Mevla'nın kullarına bu derece kızdığı ayete rastlamadım. Bu derece öfkelendiği, gadab ettiği bir ayete rastlamadım. Allah'ın demek ki en çok kızdığı, öfkelendiği, gadab ettiği husus imandan sonra şirke ve küfre sapmaktır.
Ulaike cezauhum enne aleyhim lanetallah. Onların yeryüzünde uğrayacakları ceza, onlara verilecek ceza lanetallah. Allah'ın laneti onların üzerine olsun. Allah'ın laneti onların üzerine olsun. Lanet ne demek? Lanet. Şeytanın bir sıfatı la'indir. La'in. Şeytan lanetullah aleyh diyoruz. Ne demek Türkçesi? Kovulmuş şeytan. Kovulmuş. Demek ki lanetin Türkçesi kovulma demek. Yeryüzünde imanlarının arkasından 600 sene Kur'an-ı Mubin'le kendisini yönettikten sonra, Kur'an-ı Mubin'in yoluna girdikten sonra, imanlarının arkasından tekrar küfre sapan kavme, topluluğa, millete, halka verilecek ceza, ulaike cezauhum enne aleyhim lanetallah. Allah'ın laneti onların üzerine olsun diyor Mevla. Başka, vel melaike. Gökyüzünde, yeryüzünde ne kadar melaike-i kiram varsa, gökyüzünde, yeryüzünde ne kadar melaike-i kiram varsa, bütün meleklerin de laneti onların üzerine olsun. Böyle bir gadaplı, öfkeli bir ayet var mı? Cenab-ı Hakk'ın kızdığı, kendi laneti, belası, musibeti, bedduası yetmiyor. Bir de yeryüzünde, gökyüzünde ne kadar melek varsa onların da laneti onların üzerine olsun. Bununla da kalmamış Cenab-ı Hak. وَالنَّاسِ اَجْمَعِينَ Hazreti Adem'den beri, Hazreti Adem aleyhissalatü vesselam'dan beri ne kadar evliya-ı kiram, enbiya-ı izam, bütün peygamberler, bütün kıymetli Allah dostları, bütün insanlar gelmiş geçmişse bütün insanlığın da laneti Allah'ın kanunundan ayrılıp inkar yoluna sapan ülkelerin üzerine olsun. Ayet-i kerime bu. Tabii ki bu ayet-i kerime bizi ilgilendiriyor. Bugün Lavrungen'e gelip işçi olmuşsak, Almanya'ya gelip işçi olmuşsak veya Avustralya'ya gidip işçi olmuşsak, bunun manasını idrak etmek gerekir. Boşuna olunmamış bu. Bir lanettir, bir kovulmadır. Neden şüheda diyarından ümmet rızık endişesiyle çeşitli ülkelere gitmiştir? Bir musibete, bir belaya uğramışızdır. İlmen, aklen, şu tutkarta da söylediğim gibi, buraya işçi olmamıza sebep olan hiçbir ekonomik engel söz konusu değil. Buraya gelişimizin sebepleri işte bu. Allah'ın indirdiği Kur'an-ı Mubi'nin tatbikatından sonra intikara sapmış bir kavim olursa, onlara Allah'ın vereceği ceza, ulaike cezauhum enne aleyhim lanetallah. Allah'ın huzurundan kovulacak. Sonra meleklerin huzurundan kovulacak. Sonra şehitlerin yurdundan kovulacak, huzurundan kovulacak. Yani lanetlenmiş bir topluluğuz. Bunlar bizi direkt olarak ilgilendirmese de kavim olarak ilgilendiriyor. Sözümü yanlış anlamayın. Sadece biz belaya çarptıldık da buraya geldik, oradakiler beladan muaf şeklinde söylemiyorum. Kurunun yanında yaş da yanar. Bundan dolayı arz ediyorum. Ümmeti Muhammed'in umumuna büyük bir bela ve musibeti Cenab-ı Hak vermiş. Ve bu ayeti kerimede üzerine dikkatlerimizi çekmek suretiyle ulaike cezauhum enne aleyhim lanetallahi vel melaiketi ven nasi ecmain denmek suretiyle yeryüzünde Allah'ın huzurundan, meleklerin huzurundan, enbiyanın, şehşühedanın, evliyanın huzurundan kovulmamızın sebebi ortaya konuyor. Dünyadaki cezası bu. Vaktim yok. Bu aslında 3-4 saatlik bir konudur. Dünyada ümmeti Muhammed'e verilen lanetler nelerdir? 50 küsür lanet var benim tespit edebildiğim. 50 tane küsür lanet. Evladın babaya karşı saygısızlığından tutun, hanımın kocaya karşı itaatsızlığına kadar hepsi bu lanetin içerisindedir. Vaktim yok. İleride inşallah böyle bir zamanı Cenab-ı Hak lütfederse bu konuları teferruatınca anlatmaya çalışırız inşallah. Ahiret yurdundaki ceza.
ahiret yurdundaki ceza nedir? Dünyadaki ceza kovulduk. Her tarafa kovulduk. Lüksemburg'a kadar kovulduk. Doğu Berlin'e kadar kovulduk. Ahiret yurdundaki ceza nedir? Dünyadaki cezaya ben razı olacağım. Ama şu ayetin devamına bakın. Allah-u Teala öfkesini öyle şiddetle ortaya koyuyor ki halidine fiha. Allah'a iman ettikten sonra, nizamı olan İslam'a iman ettikten sonra, imanlarının arkasından inkara sapan kavim, dünyada Allah'ın huzurundan, rahmetinden, bereketinden, fazlından, ikramından, yardımından mahrum olunduktan sonra, ahirette de ebedi cehennemde kalacaktır. Halidine fiha, o cehennemde ebedi kalıcıdırlar. La yukaffafu anhumul azabu ve lahum yunzarun. Onların ahiret yurdunda cehennem azabının santigrat derecesi hafifletilmeyecek. La yukaffafu anhumul azab. Azapları hafifletilmeyecek. Ve lahum yunzarun. Yüzlerine bakılmayacak. Yüzlerine bakılmayacak. Ya Rabbi, ben hacca gitmiştim 20 defa. Sakalım da vardı, sarığım da, cübbem de vardı. İşte nafile namaz da kılıyordum. Ha? Diye hiçbir amelinin yüzüne bakılmıyor. Niçin? Cezaları korkunç. Cezaları korkunç. Çok büyük suç işlediler. Allah'a karşı işlenen suçların en büyüğü ona ortak koşmaktır. Şirkten daha büyük günah ben tasavvur ve tahayyül edemiyorum. Onun için Cenab-ı Hak bütün 5 vakit namazımızda ezan-ı Muhammediye'de, kâmetinde ve her oturuşunda bir kelime-i şehadeti bize getirmeyi mecbur bırakmıştır. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Allah'tan başka ilah yoktur. Niçin bilmiyor muyuz, her gün bunu tekrar ediyoruz? Namaza doğrulurken eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü en la ilahe illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Her şeyin kâmetinde, ezanında, bir de otururken, selam verirken illa kelime-i şehadeti getirmeyi mecbur ediyor Cenab-ı Hak. Sebebi nedir? Allah'a ortak koşmadan büyük günah yok. Kulun bunu iyi idrak etmesi lazım. Allah'tan başka bütün düşünceleri, bütün fikirleri beyinlerinden, kafalarından kulların silmesi gerekiyor. Yoksa ne şirkle, küfürle, isyanla, inkarla devam eden bir hayatın içerisinde Mevla'nın bu şekilde, bu kalıpta, bu inançta olan bir insanın namazına, orucuna, hiçbir şeyine, yüzüne bakmayacak. Velahum yunzerun. Şirkin önce kalpten atılması gerekir. Şirk ne demek? Allah'ı bir bildikten sonra onun işlerine burun sokma demektir. Burnunu sokuyorsun. Allah'ı bir biliyorum ama mahkeme kanununda yanıldı, haşa. Mahkeme kanununda yanıldı. İtalyan kafirinin ceza hukuku daha güzel, haşa. Dedin, işte müşrik oldun. Namaz kıldığın, hacca gittiğin halde müşrik oluyor. Ne demek müşrik? Allah'ın kanununa kendi kanununu ortak ediyorsun. Onun için Allah-u Teala gadapla, öfkeyle diyor ki, bu kullarımı ben affetmiyorum. Ne azapları hafifletilecek, ne de ahiret yurdunda yüzlerine bakılacak. Hocam, bundan bir çıkış yolu yok mu? Bir çıkış yolu yok mu? Bakın, bütün Müslümanların şu konuyu bilmesi gerekir. Şu ana kadar anlattığım konuyu. Hocam, çok dinledik. Her gün dinleyeceğiz. Her gün dinlemeye mecburuz. Çıkış yolu var mı? Var. Cenab-ı Hakk'ın ayetleri bast ve kabz halinde iner. Yani önce kabz, sıkıntı, sonra müjdeler. Önce korkutur, sonra sevindirir. Yağmurun yağışında bu hikmeti görürsünüz. Gök böyle sıkışır, şimşek çakar, bir bakarsın rahmet iner. Ayet-i kerimeler de aynı minval üzere inmiştir. Cehennemle korkutur, sonra üzülme der. Bunlardan çıkış yolu vardır. Bunlardan çıkış yolu var. Nedir o? Hemen her ayette böyle. Cehennemle korkutur, cennetle müjdeler. Bak, şimdi sıkıldık. Sıkıldık ayeti kerimelerden. Sıkılmak mümkün değil de halimize, acaba biz de mi bu hale uğrayacağız diye bir üzüntü var hepimizde.
Kendimden mi korkuyorum sizlerden? Sizler kendinizi ayarlayın. Herkes kendinden şu mekanda, şu asırda, 20. asırda yaşayan Müslümanın ne tuttuğu oruç, ne gittiği hac, ne bıraktığı sakal kendisini kurtarmaya beraat olarak kafi değildir. Çünkü bu asır, 20. asır şirk ve küfür asrı olmuştur. Allah'a isyan asrı olmuştur. Bu asırda yaşayan Müslümanın dini için bir şeyler yapması lazım. İşte üzüntünün arkasından büyük bir müjde geliyor. İllellezine tabu min ba'di zalike ve aslahu fe innallaha gafurur rahim. Üzülmeyin diyor. Üzülmeyin. İmanlarınız arkasından küfre sapan bir kavim tövbe ederse başına gelen belaların, musibetlerin, fakirliğin, zilletin, rezaletin, almanın domuz ahırında çalışacak kadar rezaletin, Allah'ın kanunlarına isyan etmenin bir bela ve musibeti olduğunu anlarsanız, illellezine tabu, tövbe ettiler, pişman oldular. Ve aslahu, tövbe ettikten sonra, ve aslahu, islah ettiler, düzeltmeye çalıştılar. Tövbe etmenin alameti budur. Ben tövbe ederim ya Rabbi. Tövbe ediyorum demek kafi değil. Onun bir alameti olacak. Tövbe ettin, hak yola girdin. Yetmiyor. Ve aslahu. Salaha kökü if'al babına dönüştüğü zaman başka bir mana alır. Taaddi olur. Hocalarım bilir. Başka bir mana. Salaha deseydi sakal bırakıp cübbe giyip sarı sak bir mağaranın kenarına veya evin içerisine oturup tesbih çekseydik kurtulacaktık. Salahu deseydi. Kendi nefsini ıslah etti demek salahu. Kendini düzeltti. Eslahu şeklinde deyince eslahu demek kendi nefsini düzeltme yetmiyor. Bütün cemiyetini, bütün milletleri düzeltmek için bütün gece gündüz ıslahat harekatına başlıyor. Eslahu İfal babına dönüşmesi suretiyle başkalarını düzeltmeyi Cenab-ı Hak üzerimize görev olarak veriyor. Nasıl düzelteceğiz? Ne yapacağız ki bu belalardan Cenab-ı Hakk'ın dediğim Allah'ın, meleklerin, bütün enbiyanın, evliyanın, şühedanın laneti onların üzerine olsun dediği lanetten ne yapıp kurtulacağız? Tövbe edeceğiz. Başkalarını, cemiyetimizi İslamlaştırma, Kur'anlaştırma harekatı için İslah harekatının içerisinde cemaatin içine katılacağız. İslah harekatının Kur'an'daki adı nedir? Cihad ibadeti. İşte Lavringen de bugün bunun için bir araya geldi. Hayatınızın en kıymetli anıdır bu. Elbette ki şöyle bizim vaktimiz, programımız dolu olmasa saatlerce sizlerle sohbet etme arzusundaydık. Ama kıymetli teşkilatlanma başkanımız veciz konuşmalarıyla yine sizleri inşallah irşada devam edecekler. Ama sakın ola ki söylüyorum, bu gibi toplantılara gittik diye bir üzüntü kalbinizin zerresinden geçmesin. Çünkü hayatınızın, insanoğlu hayatının en kıymetli anı Allah'ın dini hakim olsun diye yaptığı toplantılarda geçen andır. İşte hocalarım yanlış söylüyorsa düzelsin. En mühim. Çünkü sizi buraya getiren bir kuvvet var. Akrabanız yok, dayı oğlu yok, amca oğlu yok. Kim var? Mümin kardeşlerinizi Lavringen'de ziyarete geldiniz. Elhamdülillah. Bu ara bir araya bizi şu anda oturtan, şu teri döktüren bir düşünce var. Değil mi? Nedir o? Allah'ın dinini konuşalım. Allah'ın dinini müzakere edelim. Bildiğimiz konular olmasına rağmen tekrar nasihatla kalbimizin cihat azmini, aşkını, rağbetini ne yapalım? Arttıralım. O halde Allah'ın lanetinden kurtulmak için şu cemiyetler kurulmuştur. Lavringen'e yeni geldim. Beni ilk defa bu Lavringen'de dinleyen Lavringen'deki kardeşlerim iyi duysun diye söylüyorum. Bu teşkilatların gayesi kişiyi Kur'an'a göre Müslüman yapmaktır. Başka hiçbir gayemiz yok. Kur'an'a göre Müslüman yapmak. Suç mudur bu? Müslümana göre Kur'an değil, Kur'an'a göre Müslüman olmak mecburiyetindeyiz. Kendimize göre bir Kur'an istiyoruz.
Kur'an, Hristiyanlar, Yahudiler biliyorsunuz, şu emir olmasın, şu yasak olmasın, peygamberlerine sık sık yalvardılar. Ne olur eti haram kıl, balığı haram kıl, şunu haram kıl, şunu getir, bunu getir. Çok böyle geçmiş kavimlerin helak olmasının sebebi peygamberlerine çok sual sormaları, çok şey istemeleri diyor Cenab-ı Hak. Şimdiki ümmeti Muhammed'in de helak olmasının sebebi Kur'an'a göre Müslümanlığı bırakıp nefsine göre bir Müslümanlık istemesidir. Sıkıntı buradan kaynaklanıyor. Öyle bir din istiyor ki hacısı hocası cemaati, tabii ki kıymetli hocalarımı tenzih ederim, aflarına sığınırım, bağışlasınlar. Türkiye'de bildiğim için söylüyorum, cami açık diyor, minareden ezan okunuyor. Namazını kıl eve git, bundan daha iyi bir İslam mı istiyorsun diyor. Bak 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 bak. Böyle bir İslamiyet istiyor. Böyle bir İslamiyet Kur'an'da yok. Sen kendi nefsine göre Müslüman olamazsın ya. Kur'an-ı Mubin'e göre Müslüman olmaya mecburuz. O zaman Allah'ın belası, efendim, kovulması, laneti üzerimizden kalkacak. İşte şu cemiyetler niçin böyle bütün Avrupa'ya yayılmış? Elhamdülillah. 100 senedir Kur'an'dan uzaklaşan, Kur'an'ı 6666 ayetten 139 ayete indiren Müslüman'ı bu sapık yoldan kurtarıp Kur'an'ın 6666 ayetine layık Müslüman yapmaktır. Başka bir gayemiz yoktur. Bizi tanıyın diye söylüyorum. 139 ayet. Neydi bunlar? Söyleyin. 64 tanesi namaz, 12 tanesi hac, 3 tanesi oruç, 58 tanesi zekat. Müslüman böyle biliyor İslam'ı. Namaz, oruç, hac, zekat. Kaç ediyor? 139. Geriye ne kadar kaldı? 6500. İşte bunun da tamamı ilave edilmek suretiyle Kur'an'ın 114 suresiyle kişiyi Müslüman etmekten başka bu cemaatlerin, bu teşkilatların, bu topluluğun hiçbir gayesi yok elhamdülillah. Gayelerin, şereflerin en güzeli de Kur'an'a göre Müslüman olarak yaşamaktır. Allah bizi bu yoldan ayırmasın. Amin. Cenab-ı Hak sonumuzu hayırlı etsin inşallah. Amin. Bu ibadeti bir daha tekrarımda fayda görüyorum. İlk defa çünkü bu cemiyette konuşuyorum. Kıymetli kardeşlerim var, tanışacağız inşallah. Cihat ibadeti yapanlar müstesna diyor Cenab-ı Hak. İllellezine tabu min ba'di zalike ve eslahu fe innallaha gafurur rahim. Benim lanetimden, meleklerin lanetinden, bütün insanların lanetinden kurtulacak olanlar, oturdum hemen oturalım orada. Lanetinden kurtulacak olanlar, Allah razı olsun, hoş geldiniz. Sonra konuşacağız inşallah. Kurtulacak olanlar, tövbe edip, etrafını, ailesini, çoluk çocuğunu Kur'an boyasına boyama gayreti içerisine girenler. Ve aslahu, islahat harekatını başlatanlar. Yani cihat harekatını başlatanlar. Cihat nasıl bir ibadettir? Hocam, çokça duyuyoruz, şu milli görüşçüler bir şey uydurmuşlar, haşa böyle diyor, Müslüman diyor bunu. Cihat cihat diyor, cihat çocuğun beynini yıkadı diyor. Çocuklarına, gençlerine, evlatlarına kızan var. Oğlum bir daha cihat kelimesini ağzından duymayayım diyor, kafanı kırarım diyor. Oğlunu cihada göndermiyor, konferanslarımda dinliyorum genç kardeşler. Boynuma sarılıyor, hocam diyor, gel bir gün eve babama nasihat et diyor, beni cihada göndermiyor diyor. Kahvede kumar oynarken beni aramazdı diyor. Diskoteye giderken beni aramazdı, şimdi camiye gidiyorum, her gün peşimde diyor, cihada gidecek mi? Bu çocuğu mahvederler, Allah Allah. Halimizi görüyor musunuz? Ama bu büyük müjdedir, İslam'ın doğacağının müjdesidir. 5 sene ve Stuttgart'ta bunu söylemiştim. Yine de söylüyorum, dünya İslam'a mahkumdur ve çok yakında İslam dünyaya hakim olacaktır. Artık milletimiz uyanmıştır. İşte Bangladeş anayasasını değiştirmiş, İslam diye anayasasına devletin dini İslam'dır ibaresini yazdı geçen hafta elhamdülillah. Ondan bir hafta evvel Pakistan anayasasını değiştirdi, devletin dini İslam'dır. Bütün mahkemelerde şeriat kanunu uygulanır diye Ziyaülhak meclisi feshetmek suretiyle bu kararı aldırttı.
ve bütün İslami ülkelerde İslamlaşma harekatları süratle devam ediyor. Topraklarında 55 milyon şehit yatan Anadolu'nun İslamlaşma harekatının askerleri, İslamlaşma harekatının sahipleri de siz olacaksınız Allah'ın izniyle. Bu büyük bir şeref olacak sizin için elhamdülillah. Onun için cihat harekatı, cihat ibadeti bu dediğim fethi gerçekleştirecek. Bu ibadeti iyi bilmek lazım. Her gün tekrar etmemiz lazım. Nasıl hoca efendiler her ay namazın şartı kaçtır hacım diye hacıya sorar. Altısı içinde, altısı dışında diye hacı efendi sayar. Tıpkı namazın şartlarını ezberlediğimiz gibi cihat ibadetinin özelliklerini hepimiz ezberlememiz lazım. Ezberleyeceğiz ki cihat azmimiz artsın. Bir, İslam dininde ilk ibadet cihattır. Bunu bileceğiz. Gözünü kapat, kalbine söylediğimi yaz. İslam dininde ilk emir, cihat emridir. Namaz ibadeti cihattan 9 sene sonra, bugünkü 5 vakit şekliyle. Oruç ibadeti cihattan 12 sene sonra. Hac ibadeti cihattan 20 küsür sene sonra farz kılındı. Müslümanlara yüklenen ilk farz, cihat farzıdır. Erzurum'da hoca efendilerle konuşurken, hoca efendilerle şöyle bir toplantı yaptık. Dedik ki hocalarım köylerde konuşacağız, sözlerimi prova için söylüyorum, size anlatacak ilmim yok ama yalnız bir prova mahiyetinde, talebeniz mahiyetinde beni dinleyin. Sözlerimde yanlışlık varsa lütfen beni ikaz edin diye bir odada hoca efendiler bizi dinlediler. O bu konuyu anlatırken İslam'da ilk ibadet cihattır, bir hoca efendi parmak kaldırdı. Dedi ki yanılıyorsun o evladım, buyur hocam. Ben hafızım dedi, aynı zamanda tefsir okutuyorum. Cihat ayetleri Medine'de nazil oldu dedi. Cihat ayetleri Medine'de nazil oldu. Sen nasıl ilk farz dersin bunu? Hakikaten harp ayetleri Medine'de nazil oldu. Doğru söylüyor. Hocam dedim elinden öpeyim. Medine'de nazil olan ayetler kıtal ayetleridir. Harp ayetleri. Yani Bedir harbine, Uhud harbine Medine'de ayetlerle müsaade edildi. Ama cihat deyince kılıcı silah alıp adam öldürme değil ki. O akla geliyor. Harp ayeti cihadın bir şubesidir. Cihad çoluk çocuğunu cehennem ateşinden korumak için, nefsini cehennem ateşinden korumak için ve toplumu Kur'anlaştırmak için yapılan bütün çalışmaların adı cihattır. O halde ilk emir cihattır deyince delil isterim dedi. Delil, ayet isterim. Ya eyyühel müddessir kum feendir. Müddessir suresinin ilk ayetleri. Peygamberimiz Hira Nur Dağı'ndan geldi. Ört beni ya Hatice dedi. Uykuya daldı. Uyumaya başladı. Ayet-i Kerime geldi. Ey örtüye bürünen Muhammed'im. Uyuyacak zaman mı şimdi? Kum ayağa kalk feendir. İnsanları korkut. İnsanları Allah'ın dinine davet et. Cihat ibadetine başla. Davet şekli cihadın ilk şekli. İlk emir demek ki cihat emridir. Müslümanlara yüklenen. Kur'an-ı Kerim'de en çok tekrar edilen ibadet cihattır. Namaz kaç yerdeydi? Kim söyleyecek? Söyleyin. 64 yerde. Hac 12 yerde. Zekat 58 yerde. Oruç 3 yerde farz edilmişken Allah'ın dini hakim oluncaya kadar cihad edin 544. Muhterem pederimizle daha da fazladır bu. 544 tanesini bulduk, daha da fazla. Amalınız ve canınızla Allah'ın dini hakim oluncaya kadar cihad edin şeklinde ve buna benzer kıssalar, olaylar, harpler, Talut, Calut, bunlara benzer bütün olayları içine alan ayeti kerimelerin sayısı 500'ün üzerinde. Bir Müslüman namazı terk ederse 64 ayeti çiğner. Ama bir Müslüman namaz kıldığı halde cihad etmezse her gün 544 ayet içinler. Onun için buraya gelmeye mecbursunuz. Başka davetlere, başka günlerde yapılacak toplantılara koşmaya mecburuz.
Buraya geldiğimiz için ev sahibi bize teşekkür etmeyecek. Biz ev sahibine, bize cihadı anlatacak bir zemini, dinleyecek bir zemini hazırladın diye bizim teşekkür etmemiz lazım. Çünkü sebep olmuştur bu şöyle bir hayrın işlenmesine. Yine cihad ibadetinin bir başka özelliği de diğer ibadetlerin günahı ferdidir. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَى. Bir başkasının günahı bir başkasına yüklenmez. Bir insan kendi namaz kılıyorsa hanımı kılmadığı için onun günahını onun beyine yükletmezler. Herkes ferdidir, anlatmakla görevlidir bey, nasihatla görevlidir ama o neden kılmıyor diye onun günahı veya amcanın, dayının günahı torununa filan yüklenmez. Ama cihat böyle değil. Cihat ibadetinin günahı ferdi değil, umumidir. Ne kadar, nedir günahı? Bir memlekette ne kadar içki içiliyorsa, ne kadar zina yapılıyorsa, ne kadar faiz veriliyorsa, yani isyan, Allah'a isyan yapılıyorsa, onların günahı o memlekette cihadı terk eden bütün Müslümanların defterine yazılıyor. Hepimizin. Niçin? Cihat yapsaydık memlekette kerhane açılmazdı, mümkün değil. Cihat yapsaydık memlekette kumarhane, içki fabrikalar olmayacaktı. Dedemiz bu ibadeti yaptı, torunları içki içemiyordu o dönemde. Evlatları içki içemiyordu. Şimdi ise cihadı ümmeti Muhammed 60 yıldır terk ettiği için o cihadı terk etmemizin sebebi bütün isyan ve günahlar işleniyor. Kim sebep oluyor? Cihad ibadetini yerine getirmeyen Müslümanlar, bizler sebep oluyoruz. Cihad ibadetinin bir başka özelliği cihada koşarak gidilir. Namaza çağrıldığında koşmak mekruhtur. Bir Müslüman camiye koşarak gelemez. Orta adımlarla gider, tembel de gidemez. Küsela olursa nifak alamet olur. Ne tembel gidecek ne koşarak, orta adım. Ama bir Müslüman cihada çağrıldığı zaman camiye namaza gider gibi giderse haram işler. Koşmak mecburiyetindesin. Çünkü Allah Kur'an'ında cihada çağrıldığınız zaman koşun emretmektedir. Tıpkı Hanzala gibi Uhud Dağı gecesi hayya alel cihadi ya Hanzala dediğinde koştuğu gibi şehit oldu. Sahabi-i kirama öyle Resulullah bizim gibi şöyle 3 saat sohbet etmez. Şimdi Müslümanların cebinden 100 mark 200 mark cihada çıkarabilmek için 10 saat konuşacaksın. Kalplerini yumuşatacaksın, gözyaşları akıtacaksın, hadi cihada ver diye mecbur muyuz? Vermeye mecburuz. Malımız varken, can bedendeyken Allah'ın dini hakim olsun diye bütün gücümüzle maddi desteğip yapmaya mecburuz. Fakat bu mecburiyete rağmen Müslümanın 10 mark, 100 mark, 500 mark cihada ayırabilmesi için 3 saat ter dökmeye mecbur kalıyoruz. Ama öyle değildi sahabe-i kiram. Münadi çağırıyor. Hanzala yeni evlenmiş. Gerdek gecesinde hayya alel cihadi ya Hanzala. Haydin cihada ya Hanzala. Bir cümle. Bitti. Para verme daha kolay değil mi? 1000 mark verebilirdi Hanzala. Altınlarını verirdi ya beni bırak. Hanımın mihri senin olsun diyebilirdi. Canını vermeye koşuyor. Dikkat edin. Neden? Kur'an'a göre Müslüman olduk mu her şey halledilecek. İşlerin temeli bu. Cihad ibadetinin bir başka özelliği de mizanı yoktur. Mizanı yoktur. Her ibadet tartılacak. Ama cihad ibadetini yaparken öldürülenin ameli tartılmayacak. Bir Müslüman secdede Subhane Rabbiyel Ala Subhane Rabbiyel Ala derken vefat etse secdede vefat eden Müslümanı yıkayın diyor Allah. Kefenleyin, huzuruma getirin, sevabı ağır gelirse cennetime koyun. Bir Müslüman oruçlu iken iftara 5 dakika kala vefat etse, oruçlu vefat eden Müslümanı yıkayın, kefenleyin, sevabı ağır gelirse cennetime koyun. Bir Müslüman Kabe'yi tavaf ederken vefat etse, lebbeyk Allahümme lebbeyk diye Beytullah'ı dönüyor. Arzın kürrenin arşın en güzel mekanı değil mi? Hacerül Esved taşını öperken rahmetlik olmuş. Ruhunu melek almış.
onu da yıkayın, ihramını kefen yapın, sevabını günahını tartın, sevabı ağır gelirse cennete koyun. Ama bir Müslüman benim memleketimde Allah'ın hükmü yürüsün. Benim memleketimin kanunu Allah'ın kanunu olsun. Benim memleketimde Kur'an hükümleri yürüsün, fitne ve şirk kalksın diye cihat yaparken, dikkat edin, cihat yaparken öldürülürse, cihat yaparken öldürülürse, mücahit olan şehidi, cihat yapan şehidi yıkamayın diyor Allah. İstemiyorum. Şehidi yıkamayın. Kefenleyelim mi? Hayır. Kefen de vurmayın. Neden yıkanmıyor şehit? Şehitler ölmez. Şehitler ölmez. وَلَا تَكُولُ لِمَنْ يُقْتَلُ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَمْوَادْ بَلَحْيَامْ وَلَاكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. Nasıl peki göremiyoruz bunu? Şehitlerin ölmemesi nasıl bir hadisedir? Bir hoca efendi, müfessir bunu şöyle izah ediyor. Dünya gözüyle bunun anlatılması, görülmesi aklıyla idrakı mümkün değil. Mümin öldüğü zaman kabirde uykuya dalar. Sura üfürülünceye kadar uyur. Ahiretin nimetleri, huriler ona verilmez. Mümin öldüğü zaman uykuya dalar, Arasat gününe kadar uyur. Allah'ın mahkemesi gününe kadar. Ama şehit öldüğü zaman ahiretteki cennet nimetlerini yemeye başlar. Hayatı böyledir bunun. Hurilerle evlenir, her türlü nimetlere sahip olur. Her türlü nimetlerden rızıklandırılır, ona bir takım müsaadeler verilir. Bundan dolayı şehidin vücuduna sakın ha Mevla diyor, su dökmeyin için diridir. Sizin sıcak ve soğuk suyunuzdan yaraları su alabilir, acı çekebilir, şehit kulumu acıtmayın diyor. Elbisesini çıkaralım mı? Hayır. Elbisesini de çıkarmayın. Elbisesi çıkarılırken yine yarası acır. Onu acıtmayın. Acı duymasın şehit. Çünkü dipdir o. Hayatı başlamış. Ölümle gerçek hayatı başlamış. Mümin, diğer şehit olmayan mümin uykuda. Hissetmiyor hiçbir şey. Ama şehit öyle değil. Uykusu yok. Hayatı başlamış. Şehit Allah'ın huzuruna gelecek. Şehit mahkemede şöyle şu kadar sevabı olsa, bir kilo sevabı var. Dünya dolusu da günahı olsa, bir milyar ton efendim günahı olsa, şehidin günahını tartmayın diyor Allah. Alın cennete koyun. Mizanı yok. Bir kilo sevap, bir trilyon ton günah. Alın cennetime koyun. Şehit cennete giderken duracak. Neden durdun? Herkes koşuyor, firar ediyor. Kaçıyor cennete girmek için. Anasına babasına bile bakmadan bir an önce ben gideyim, onlar nereye gitse gitsin. Bu firar var. Hadise böyle anlatılır Kur'an-ı Kerim'de. Şehit niçin duracak? Meleklere diyecek, sorun bakayım, bir isteği mi var bunun? Ey şehit, niçin koşmuyorsun? Buyuracak ki şehit, ya Rabbi, nasıl ben cennete gireyim? Şurada anamı gördüm, babamı gördüm, kardeşlerimi, hanımımı, akrabamı, amcalarımı, dayılarımı, neyse, sevdiklerimi gördüm. Alnında cehennemlik yazıyor. Onlarsız ben cennete nasıl gideyim diyecek. Onlarsız cennete ben nasıl gideyim? O halde Mevla buyuracak ki şehidimi darıltmayın, dilediği 70 kişiyi cennetime koysun. Bir şehit kendisi cennete girerken 70 günahkar cehennemlik mümini cennete koyacaktır. Peygamberin, ulemanın ve şühedanın şefaati haktır. Şefaat edecek dilediği 70 kişi. Böyle bir ibadeti İslam dininde buna benzer bir ibadeti mukayese etmek, düşünmek muhaldir. Cihat ibadeti. Cihat ibadetinin bir başka özelliği de mezhebi yoktur. Mezhebi yoktur. Amelde mezhep var. Namaz, oruç, hac, zekatın mezhebi var. Ehl-i sünnet vel cemaatın içinde Hanefi, Maliki, Şafii, Hanbeli hak mezheptir. Hak yoldur. Cennete götürür dördü de. İtikatta da mezhebimiz var. Maturidi, Eş'ari diye
Ehli sünnetin iki hak mezhebi. İmanın şartlarında meleklere, kadere, değil mi? İman konularında mezhep var. Peki cihat da İslam'da bir ibadet bölümü. Cihadın niçin mezhebi yok? Neden cihadın mezhebi yok? Çünkü cihat umumi, son derece taviz verilerek yapılması gereken bir ibadettir. Günün Müslümanlarının birbirine düşmesinin sebebi bu konuyu bilmeleri, bilmemeleridir. Boşuna kavga ediyor Müslüman birbirleriyle. Yok dinde taviz yok, bilmem ne yok. Birbirine karıştırıyor hadiseleri. Cihat yapıyor musun, yapmıyor musun? Onu söyleyeceğim. Ha ben cihat yapıyorum dersen cihatta mezhep yok. Yani cihat ibadetinde bütün mezheplerin ruhsatlarından faydalanılır. Katı tutum yok. Tek bir mezhebe bağlan, bununla cihat et. Öyle bir şey yok. Bütün ehli sünnetin ortaya koyduğu ruhsatlardan faydalanılır. Cihat ibadetinde bazen helallar haram olur. Helallar haram olur. Diğer ibadetlerde bunu görmek zor. Helallar haram olur. Mesela su içmek nedir? Su helaldir. Cihat komutanı haram derse o sudan içmek askere o savaş esnasında haram olur. Cihat komutanı. Neden suyu komutan helal kıla haram kıla helalı haram kılabilir mi? Kılıyor işte. Düşman su atmış, zehir atmıştır kuyuya. Askere söylese ki zehir var, panik olacak. Gizleyebilir sırrını, suyu içmeyin der. Bak bir suyu ne yapıyor komutan? Helal olduğu halde haram. Cihatta bazen haramlar ne olur? Farz olur. İpek elbise giymek nedir erkeğe? Söyleyin, haramdır. Ama cihat ibadeti sırasında harpte erkeklerin düşmana karşı heybetli gözükmesi için ipek elbise giymeyi komutan emretmişse farz olur. Mecbursun giyme. Hazreti Ömer'in Faruk. Soyadını Cenab-ı Hak vermiş. Ayetleri en iyi anlayan, peygamberden sonra en iyi anlayan insan. Askerlerine diyor ki ipek elbise giyeceksiniz. Sahabe-i kiram itiraz ediyor. Ya Ömer, Resulullah haram kıldı ipeği, sen nasıl giydirirsin? O diyor barıştaydı diyor. Savaşta, cihatta giyeceksiniz diyor. Bitti. Allah'a şirkten sonra en büyük günah yalandır. Ama cihat ibadetinde bazen yalanı söylemek farz olur. Hadiseleri birbirinden karıştırmamak, birbirine karıştırmamak lazım. Düşman askeri seni yakaladı Edirne'de mesela. Sen Müslümansın dedi, yalan söylemezsin. Türk askerinin cephanesi nerede? Bana söyle bakayım. Veya Türk ordusu nerede saklanıyor? Sen de Müslümanım, ben yalan söylemem, gel benimle beraber seni cephaneliğin yanına getireyim dersen cehenneme girersin ebedi olarak. Derhal orada yalan söyleyeceksin. Yalan söylemen sevap oluyor. Asker burada saklanmışsa, Müslüman asker, o tarafta diye yemin de edeceksin. Her türlü yemini yapabilirsin. Cihad ibadetinin mezhebi yoktur. Ümmetin bütün fıkhi ruhsatları içerisinde bu ibadet yapılır. Bazen cihad ibadetinde imanın gizlenmesine bile ruhsat verilmiştir. İmanın gizlenmesine. Kur'an-ı Kerim'de birçok ayet-i kerimeler böyle. Firavun'un sülalesinden aynen ayet-i kerime, hocalarım lafzını okusun. İmanını gizleyen bir adam dedi ki diyor. Evet. Ya Allah imanını gizleyen bir adam diyor. Mümin olduğunu Allah biliyor. Ama Firavun'un yanında kafir gözüküyor, casus. Musa Aleyhisselam adına casusluk yapıyor. Ne diyor Firavun'a? Rabbim Allah diyenleri mi öldürüyorsun? Sana ne oluyor diyor? Rabbim Allah diyenleri mi öldürüyorsun? Ayet-i kerimeye bakıyorsun. Ayet-i kerime İmanını gizleyen bir adam. Demek ki imanı gizlenebiliyormuş. Allah o durumlara daha bizi düşürmedi, düşürmesin. Daha ne zor günler gelir ümmetin başına. Şimdi sen kölünde konuşuyorsun. Kölünde kadınlar da konuşur. Erkeklik değil ki kölünde konuşmak, burada konuşmak Lavringen'de. Polis karışmıyor. Öyle değil mi? İşte 100 tane polis geldi.
Tabi bunu sevinmemiz mümkün değil. O bülbülleri, o imanlı gençleri, istikbalin umutlarını ne yaptı? Hepsini dağıtıverdi. Her şey burada polisin eline terk edilmiş. Yani kendiliğimizden, cesur olduğumuzdan konuşmuyoruz. Bir müsaade var. Onun için sen burada bir müsaadeyle konuştuğunu unut. Türkiye'de kardeşlerin müsaade almadan sokağa çıkmalarını iste. Bu ihanet olur. Korkunç bir ihanet. Gaflet olur. Sen de burada müsaadeli konuşuyorsun. Kardeşin de orada bir müsaadeyle konuşsun lütfen. Kendi nefsine gördüğün, kendi nefsine tanıdığın hakkı bir başkasına niçin yasak ediyorsun? Yine bir başka ayeti kerimede la yettehizul mu'minun el kafirine evliya min dunil mu'minin ve men yef'al zalike feleysa min Allahi fi şey illa en tetteku minhum tuka. Cihad ibadetinde kendini gizlemenin yine Allah'ın Kur'an'ında bir ruhsattır. Cenab-ı Hak bu ruhsatı veriyor. Ya. Müminler kafirleri dost kabul etmesinler. Müminleri bırakarak kafirleri dost kabul etmesinler. Kim böyle yaparsa onların Allah ile alakaları kesilmiştir. İrtibatları yoktur. Ancak illa en tetteku minhum tuka. Şerlerinden korkuyorsanız, zulümlerinden korkuyorsanız onlar gibi gözükebilirsiniz diyor Cenab-ı Hak. Açın Ali İmran suresini okuyun. Şerlerinden korkuyorsanız. Bütün tefsir, müfessirler bu ayeti tefsir etmişler. Cessas tefsiri bilhassa. Takiye deniyor buna. Müminin bulunduğu memlekette kendisini gizlemesi. Takiye. Takiye diyor caizdir. Nereye kadar? Ettakiyyetu caizetun ila yevmil kıyame. Ehl-i sünnetin ortak kararı. Hiçbir hoca efendi bunu kaldırmaya cesareti yoktur. Ta ki İmam-ı Azam'dan, İmam-ı Malik'ten, Şafii'den büyük alim olduğunu iddia ve ispat edinceye kadar. Kendini gizlemek kıyamete kadar caizdir. Hüküm budur. İki, takiye mutlak küfür kanunlarının hakim olduğu memlekette ve zamanda yapılır diyor. İşte aksini iddia edebilir misin? Üç Müslümanın bir araya gelip Allah demesinin suç olduğu bir mekan. Üç, takiye menfaat için değil, İslam'ın hükümranlığı için yapılır. Yani oğlumu işe koyuncaya kadar bu masondan, masona şirin gözükeyim. Öyle şey olmaz. Kendi menfaati için bir iş olmaz. Bunlar için yapılmış senelerce. Takiye İslam'ın devleti için yapılır. İslam'a hakim olsun diye. Yani kendini gizleme. Halbuki şu anda Müslümanların Türkiye'de yaptığı iş takiye de değil. Takiye'ye Allah o günleri göstermesin. İşte Suriye'deki Müslümana takiye yapmak bugün farz olmuştur. 35 tane insanı bir gecede doğradılar. Gittik gördük. Hama'ya filan uğradık, selam vermeye veriyoruz, korkuyor adam. Esselamu aleyküm diyorum, kafasını döndürüyor. O kadar sindirmiş adamlar. Mısır'daki Müslüman hakeza bu durumdadır. Daha bugün Türkiye'deki Müslüman kendini gizleme noktasında da henüz değildir. Yani düşmana şirin gözükme noktası. Değil ki parti harekatı takiyeden çok daha hafif, çok daha basit bir harekat. Sultan Fatih Hazretleri İstanbul'u fethetmeden evvel Ayasofya'nın kürsüsüne bir papaz kılığında Müslüman'ı görevlendiriyor. Aylarca kalbi Müslüman olan bu kişi cübbe giyiyor. Papaz cübbesi. Boynuna haçı takıyor. Kafasına da haç şapkasını, papaz şapkasını. Bizanslılar bunu papaz zannediyorlar. İncil'den sohbetini diyor. Günlerce, aylarca. Kalbi nedir bunun? Mü'mindir. Kalbi mü'mindir. Kimin görevlisidir? Fatih Sultan Mehmet Han'ın. Fatih Sultan Mehmet Han'ın. Gayesi nedir? Bizans'ın askeri sırlarını papaz kıyafetinde Müslümanlara aktarmaktır. Görevlidir. Cihadın mezhebi yoktur. Cihad harekatında görevli kılındın, her türlü talimata uymakla mükellefsin. Bunları Müslümanlar olarak bilmeye mecburuz. Kalkmış bir tanesi Hanoğlu'da taviz yok diye bağırıyor. Kaka ya dedim bakalım.
Ne tavizi be? Sen cuma kılıyor musun dedi. E kılmıyorum dedi. E tavizi sen veriyorsun, ne bağırıyorsun ya? 100 mark alacaksın diye cumayı terk ediyorsun. Türkiye'de cihat yapan Müslümana tavizkar diyorsun. Utanmıyor musun sen sakalından? Cuma terk edilir mi markla? Var mı dinimizde, ehl-i sünnette? Yok. Cuma ibadetinin terki mark dolayısıyla yapılır diye bir hüküm gösterin bana. Ehl-i sünnet ve cemaatin bütün mezheplerinde. Ama cihat ibadetinde cuma terk edilir. Cihat emri verildi, cihat eden mücahide cuma farz değildir yola çıkmışsa. Öyle değil mi hocam? Bak cihatta yapılıyor ama markta yok. Markta yok. Sen mark kazanacağım diye Allah'ın cihat ibadeti mesabesinde gördüğü fes'av ila zikrillah ve zerül bey, Allah'a koş, hansa koşma, alışverişi bırak, bu sizin için hayırlıdır dediği ayeti çiğne, 3 cumadan birini mark için gitme, gel burada aslan kesil Türkiye, Avrupa'da. Ben yiğidim de, ne yiğidim? Önce kendin Kur'an'a göre Müslüman ol. Var mısın cumayı? Hansı bırak da cumaya koş, o zaman Allah rahmet edecek. O zaman kalbinde Allah'ın izniyle Allah'ın hidayet yolları bir bir açılacak, batılla hakkı görebileceksin. Buyur hocam. Cihad ibadetinde bazen, cihadın özelliklerini sayıyorum, bazen zor kullanıldığı zaman inkar yolu bile ruhsat olarak verilmiştir. Yasir ailesi hakkında inen ayeti kerimeyi biliyorsunuz. Yasir'e işkence yaptılar. Sümeyye şehit oldu. Azamet kullandı, inkar etmedi. Allah dedi. Yasir o kadar işkenceye tahammül edemedi. Lat Uzza dedi. Lat Uzza, Allah'ı inkar etti. Lat Uzza bağırdı. Tabii ki günlerce ağladı, güllerce ağladı. Sonra Cebrail aleyhisselam geldi. Onun kalbinde iman mutmain tam olarak yerleşmişti. Onun mümin olduğunu Cenab-ı Hak haber veriyor. Lat Uzza dediği halde mümin olduğunu. Yasir'a peygamberimiz sordu, sen Lat Uzza derken kalbinde kim vardı diyor Cenab-ı Peygamber. Kalbinde kim vardı? Vallahi Allah ve Resulü vardı buyurdu Yasir. O işkence... Dayanıyorsun. Tabii en kuvvetli, en önemli, en takva, en faziletli yönde budur. Tahammül edip ebedi cennete şehit olarak gider. Bu gibi fetvalar zaman zaman Müslümanın önüne çıkarılır. Hedeften bizi saptırtmak için. İslam cemaatin önüne küfür şekliyle çıkmak mümkün değil ya. Tarih boyunca İslam cemaatinin önüne İslam'ı görüntüyle çıkmışlardır. Bunu unutmayacaksınız. Bizi parçalamaya gelen meyhanedeki adam değildir. Rotaryan Lions kulübü smokinli elbisesiyle gelip bizi parçalaması mümkün değildir. Bizi parçalamaya gelen bizim gibi giyinir, bizim gibi konuşur, bizim gibi anlatır, bizim gibi efendim her türlü görüntü içerisine girer ve sonunda bizi içeriden yıkar. Tarih boyunca bu budur. Hazreti Ali'ye baş kaldıran havaricilere bakın. Havaricilerin taşıdığı pankrat havariç. Tarihte bilirsiniz. Hariciler yani ehli sünnetin dışına çıkmış, Ali'ye isyan etmiş insanlar. Ne yazıyor pankratta? El hukmu lillah. Bak. El hukmu lillah. Hüküm Allah'ındır diyor. Din adına çıkıyor. Hazreti Ali öldürülmesini emredince sahabi-i kiram bunlar önemli pankrat taşıyorlar. El hukmu lillah bağırıyorlar. Onlar lisanlarıyla bunu yapıyorlar. Bu güzel ismin arkasında ümmet parçalanacak, boyunlarını vurun diyor. Abdülhamid cennet mekanı tahttan indirmeye gelenlerin oyunu da aynıydı. Dikkat etmenizi istiyorum. Abdülhamid cennet mekanı Yahudi deviremedi. Öldürelim dediler, bomba koydular paytonuna. Allah'ın hikmeti, her cuma aynı saatte Yıldız Camii'nden çıkan sultan bir saat gecikti.
Python'da bomba patladı, 6 tane Müslüman şehit oldu. Sultan Abdülhamid'e bir şey olmadı. Baktı ki Yahudi olmuyor. Ne yapalım? Altınla, çuvalla dolusu altın verelim, para altınla Filistin'de yer satsın. Rüşvet teklif ettiler. Altın, para değil ha, altın. Çuvalları getirdiler, sultan dediler, bu çuvaldaki altınlar sizin. Filistin bir kupkuru çöldür, bize yer ver. Ne diyor? Şehit kanıyla alınmış toprağı satacak alçak değilim diyor. Defol karşımda. Birleşmiş Milletleri kurulacak. Yahudi Birleş, bugünkü İsveç'teki, biliyorsunuz Cenevre'deki Birleşmiş Milletler, Amerika'daki şubeleri, merkezi Amerika'da, Birleşmiş Milletleri o zaman kuruyorlardı. Bunun karşılığında milli görüşün bugün dünya gündemine getirdiği İslam Birleşmiş Milletleri fikrinin ilk mucidi Abdülhamid'dir. Pan-İslamizm fikrini ortaya koyarak İslam Birleşmiş Milletleri'ni kuruyorum diye dünyaya ilan edince Yahudi konsili toplandı şu bazı şehrinde. Dediler ki eyvah, sakın ha Birleşmiş Milletleri kurmayalım. Yoksa ölmek üzere olan İslam alemi yeniden birleşiyor. Yeniden birleşiyor. Peki nasıl devirelim Abdülhamid'i? Abdülhamid'i nasıl devirelim? Abdülhamid'i biz deviremiyoruz. Şunu biraz kaldır. Abdülhamid'e Müslümanları gönderelim. Ve bunda muvaffak oldular. Devrin en büyük alimlerini aldatarak siyaset ilmi bilmezsen istediğin kadar ilmin olsun. İlimlerin içince en mühimlerinden biri siyasettir. Siyaset bilmezsen dostunu düşmanını bilemezsin. Kendini perde arkasında yönlendiren şer güçleri bile göremezsin. O siyaset ilmi çok mühimdir. Devrin en büyük alimleri Abdülhamid'e baş kaldırdılar. En büyük alimler. Hak dini, Kur'an dili tefsirinin sahibi. Böyle bir tefsiri yazmak bugün mümkün müdür? He? Bugünkü alimler toplansın birinci cildini yazamazlar. Bugün Türkiye'deki alimler. Hamdi Yazır'ın yazdığı. O Hamdi Yazır sultanı deviren fetvayı ben kendi elimle yazdım diyor. O kadar aldatıldım. Sultan kafir oldu, küfre girdi, devrilmelidir diye fetvayı kendi yazıyor. Düşünebiliyor musunuz? Konyalı Mehmet Vehbi Efendi Hulasetül Beyan tefsirini yazmış. Sultan kafir oldu, şeriat gidiyor diye sokağa dökülmüş cemaatin başında. Said Nursi Hazretleri, Allah şefaatine nail eylesin, büyük Allah dostudur. Gençti o zaman tabi. Fatih kürsüsünde genç yaşta vaaz ederdi. Kamasını çıkardı, sultanı devirmek isteyen Müslüman benimle gelsin dedi. Sultan küfre düşmüştür. Mehmet Akif merhumuna varıncaya kadar bütün ulema sultanın kafir olduğunda birleştiler. Yıldız Sarayı'nın önüne Yahudi gelmedi. Selanik'ten hareket eden hareket ordusu da gelmedi. Önce gelen bütün cübbeli, şalvarlı, sakallı hoca efendiler, cemaat, ellerindeki pankratlar Osmanlıca arşivde mevcut. Ne diyor pankratlarda? Şeriat istiyoruz, şeriat in aşağı. Kimden şeriat istiyorlar? Gelmiş geçmiş Osmanlı sultanlarının en büyük evliyalarından biri olan Sultan Abdülhamid'den. Hadiseyi düşünebiliyor musunuz? İslam cemaati devamlı böyle şeriat görüntüsünde daha aşırıyız şeklinde tezahür ettirilerek parçalatılmıştır. Sen Müslüman bir cemaatsın, seni bölmek için senden daha aşırı görüntüde bir grubun, bir metodun ortaya konması lazım. Siz korkaksınız, böyle olması lazım. Sadece söylerler ha, vallahi hiç yapmazlar. Söylerler, 5 yıldır söylerler, hiçbir şey yapmamışlar, sadece söylüyorlar. Çünkü görevleri yapmak değil, söyletilmek. Sadece söyletilecek. Cemaati parçalatmak için. Sultan gitti, şeriat mı geldi? Değil. Bilmem anlattım mı? Bir yazar efendi bandı aldı bu konuşmamı. Oradan naklen anlatayım. 60-70 küsür sene Sultanahmet Camii'nde yaşlı bir zat ağlıyor, feryat ediyor. Kimseye de sırrını söylemiyor, sadece ellerini açıyor, ağlıyor. Ya niçin ağlıyorsun, biz dua ediyoruz, ağlayamıyoruz, sen ağlıyorsun. Söyle bize, biz de ağlayalım, nasıl bir dua bu? Sonunda ölmek üzereyken sırrını açmış bu zat. Demiş ki, evlat ben ağlamayayım da kim ağlasın? Ben Sultan Abdülhamid'in muhafaz alayında albaydım, albay.
İsmi Ahmet, Albay Ahmet. O günler suikastlar oluyor sultanın etrafına, sultana. Ben korktum, emekliliğimi istedim. Lütfen beni emekli yapın. Sultan dedi ki, bak sana güvenirim, Müslüman bir albaysın, beni yalnız bırakma ne olur. Emekliliğini reddediyorum. Sonunda bir daha dilekçe verdim. Bir daha reddetti. Bir daha verdim, bir daha reddetti. Bir gün cuma namazında Yıldız Sarayı'ndan çıkarken bir dilekçe daha yazdım. Ne olur sultanım, artık olaylar büyüdü. Ben emekli olmak istiyorum deyince sultan gadaplandı, kalemini çıkardı, kabulümdür dedi. Emekli etti beni. Eve geldim, hatun dedim, oh be, bir rahat gece olacak bu gece, emekli oldum. İşte beni 70 senedir ağlatan o gece gördüğüm rüyadır diyor. Gece rüyamda alemlerin efendisi Muhammed Mustafa'yı gördüm. Osmanlı ordusunu teftiş ediyor, Osmanlı ordusunu. Resulullah'ın yanında Abdülhamid Han, cennet mekan, halife, müminlerin halifesi. Peygamberimize tekmil veriyor, orduyu tanıtıyor. Albay general, albay general böyle tanıtırken sıra bana geldi diyor. Ya Resulallah, bu muhafız alayının komutanı Albay Ahmet'tir. Kendisine çok güvendiğim bir albay askerimdi. Fakat bugün emekliliğini istedi, ben de kendisini ordudan attım, kızarak attım ya Resulallah deyince... Resulullah kızdığı zaman şuradan damarı çıkardı biliyorsunuz. O gadab halindeki haliyle böyle Abdülhamid'e döndü. Elini Abdülhamid'in omuzuna attı. Kardeşim Abdülhamid, senin ordudan attığını ben de ümmetlikten attım dedi. Ümmetlikten kovuldun. Bu Abdülhamid'den şeriat istenmiştir, düşünebiliyor musunuz? Bu Abdülhamid'den. Allah dostu Abdülhamid. Şeriat mı gelmiştir? Yok. Hamdi Yazır mı devlete başbakan oldu? Yok, hepsini sürdüler. Hepsini. Said Paşa mason geldi. Emanel Karasu geldi. Devletin iktidarına masonlar, ittihatçılar hakim olup İslam ümmetini bugünkü hale düşürdüler. Onun için cihat harekatındaki cemaatin son derece uyanık olması lazım. Fitneye düşmemek istiyorsak cemaatte sabit olacağız. Cihat emininin etrafında sabit olacağız. Küfrünüz alenen görmedikçe cihat emirinin etrafında sabit olacağız. Çünkü Resulullah Efendimiz itaattan bir karış ayrılan, boynundaki İslam yularını, efendim cemaattan bir karış ayrılan boynundaki İslam yularını atmış olur. Emire biatını terk ederek ölen, dikkat edin, emire, cihat emirine biatını terk ederen ölen nifak üzere ölür. Bir hadis-i şerif, başka hadis-i şerifte Ebu Cehil ölüm üzere ölür buyurdu. Cahiliye ölüm üzere. İtaattan ayrılmamak lazım. O zaman bizi sapıtamazlar. Yek vücut kale olmamız lazım. Çok fetvalar çıkacak. Daha neleri duyacaksınız şu yolda? Birçoğumuz eleklenecek. Esas sıkıntı gününe kadar eleklenmezsek olmaz, imtihan olunuyoruz. Birçoğumuz Allah muhafaza hangi durakta çıkacağımız bu cemaatten belli değil. Mevlam'dan niyazım ölüme dek bu cemaat içinde, hak cemaati içinde bizi daim eylesin inşallah. Yoksa Allah muhafaza cemaatten ayrıldın helaka gidersin, hem dünyanda hem ahiretinde perişan olur. Bu cemaate girmemiz sebebiyle Allah ne rahmet kapılar açtı evimizde biliyor musunuz? Helalle haramı tanıdık. Artık Müslümanlar evde mahrem selamlık, haremlik selamlık oturmalara başladılar. Erkekler ayrı yerde, kızlar efendim kadın, eskiden karışıktı. Neden ayırdınız? Allah'ın rahmeti cemaat üzerinde, yolunuzu açtı Cenab-ı Hak. Cemaatin içine girerek bunlar hepsi oldu. Siz üniversite mezunu olsanız şu terbiyeyi alamazdınız. Nice alimler var, şu hadisi bilemiyor. Hanımını mı kıskanıyorsun benden diyor. Alim olduğu halde. Bak 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 bak. Allah'ın hududu bu ya. Ateşle barut bir arada durmaz. Mahremle namahrem ayrı oturur. Bak üniversite bitirmediğiniz halde cemaatin içinde olunca Allah rahmetini esirgemedi, hidayet yollarını açtı. Medine-i Münevvere'de Resulullah'ın mescidinin arkasında lokantacı vardı. Bu sene kaldırmışlar orayı. Bana dedi ki, hocam dedi, sizden akıllı yok mu yeryüzünde? Neden dedim ya? Ya dedi, ben dedi burada 10 senedir lokantacıyım. 10 senedir lokantacıyım. Buraya binlerce hacı yemek yemeye geldi.
gelen hacıların içerisinde burada helal tavuk var mı, helal at var mı diye soran sadece Avrupa'dan gelen milli görüşçü hacılar diyor. Siz diyor akıllı bir cemaat mısınız, başkaları akılsız mı diyor. Bak 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 bak. Şu hadiseyi düşünebiliyor musunuz? Neden soruyor helal tavuk var mı helal Mescid-i Nebevi'nin yanında? Artık cemaat şüpheli şeylerden kaçmaya başlamış elhamdülillah. Bu Allah'ın rahmetidir. Aslını inkar edemezsin. Hangi gruba dönersen dön, sen milli görüş mektebinde Müslümanlığın şuuruna erdin. İnkar edebilir misin? Şimdi beğenmiyorsun ya. Allah bir tokat atar, eski cehalet dönümüne sürüklenirsin. Mektepten kaçtın, kaçak talebesin, derhal sınıfına dönmeye mecbursun. Ben pasaportlarınıza bakarak bunu konuşuyorum. Pasaportlar hacda böyle bakıyor, şimdi geliyorlar, görüyorum. Elhamdülillah diyorum, şu cemaat ne güzel yolda. İki tane resim, milattan önce, milattan sonra böyle apaçık ortaya konmuş. Hanımına bakıyorum, milattan önce açık resim. Milli görüş cemaatine girmiş, elhamdülillah ne olmuş? Hemen örtmüş, yolunu değiştirmiş, iki tane. Ailesinin resminden belli oluyor. Allah cemaat üzerinde rahmet var diyor. Yedullahi alel cemaat. Cemaate gelene sakın kızmayın, sen şöyle fotörlü geliyorsun, sakalsın. Gelsin gelsin göreceksin, bir anda, bir iki sene içinde bütün hadiseler, inkılaplar evinde olacak. Kardeşlerim mektup yazıyor bana. Hocam diyor, biz diyor öyle şikayetçiyiz. Neden? Sakallı kardeşler diyor, bizim sakalımız olmadığı için bize selam vermiyor diyor. Bak 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 bak. Sen geçmiş dönemi unutuyor. Ben sakal bıraktım, kendisini dev aynasında görüyor. Ya geçmişi neden unutuyorsun? Bir günler kafa çekiyordun meyhanede. Ne çabuk kendine güveniyorsun. Kendine güvenmek küfürdür. Hocam burada yanılıyorsam söylesin. Bir insan derse ki ben sakalım cübbem var cennete gireceğim, kafir olur. Öyle mi? Ya tabii. El emnü küfrün. Kendine güvenemezsin. Ümit kesmek de küfürdür. Ümit. Ya. Ümit de kesmek küfürdür. Neden? Ben bu kadar günah işledim, içki içtim, kafa çektim, kumar oynadım. Tövbe etsem de cennete giremem. Allah Allah diyemezsin bunu. La taknatu min rahmetillah. Allah'ın rahmetinden ümit kesme. Tövbe edersin bitti. Ettaibu mineddenbi kemen la dembele. Tövbe eden hiç günah işlememiş gibi olur. Neden Müslüman kardeşim sakalsız kardeşime selam vermiyor? Kur'an'a göre Müslümanlığı bilmiyor. Kur'an'a göre Müslüman, Müslümanın sakalına değil, kalbindeki imanına selam verir. Bitti. Kalbindeki imanına. Alnında iman alameti var belli. Çok rahat tanınıyor. Selam vereceksin. Hatası günah oldu diye selamı kesmeyeceksin. Daha çok yaklaşacaksın. Daha çok yaklaşacaksın. İşte mümin kardeşlerim, cihad ibadetinin bir başka özelliği demek ki cihadın mezhebi yok. Ruhsatların son derece iyi kullanıldığı bir mekan cihad. Bir ibadet şekli. Peder bizim uzun yıllar ders vermiş, icazetli Osmanlı dönemi alimlerinden son dönem. Dedim ki ya parti küfür diyorlar, araştır da fetvası varsa vazgeçelim. Çünkü bu cemaat tavuğun helalını araştırıyor. Küfre gidecek bir cemaat mı? Şunlara bir bakın bakalım. Elhamdülillah. Mekruhtan kaçıyor cemaat. Harama niçin gitsin? Araştırdı araştırdı. Sonunda gel yavrum dedi. Buldum dedi. Gittim. Oğlum dedi. Kur'an-ı Kerim'in 114 sure 6660 6 ayetinde yok. Kütüb-ü Sitte'de de yok. Parti küfürdür diye bir hüküm. Fetva-i Hindiye'de de yok. Mülteka Ebuhur'da da yok. İbn-i Abidin'de de yok. Mebsut'un Seraksil'in Mebsut'unda da yok. Bir kitapta var dedi. Bir kitapta. Nerede baba? Fetva-i Washington'da var dedi. Fetva-i Amerika. 80 küsur yaşında. Ne demek bu? Anlayamadım dedim. Evet dedi, oku Yahudi protokollerini. Yahudi fetvalarında bu var. Yahudiler diyor ki dünya hakimiyetini sağlamak için iki şeyi din diye millete yutturacaksınız. Fetva. Yoksa her vilayete bir Yahudi vali olamıyorsunuz. Sayıları az.
Bir ticaret çirkin gösterilecek. Ticaret çirkin gösterilecek. Bu fetva Anadolu'da var. Hacca gidecek dükkancıya ne diyor biliyor musun Müslüman? Aman diyor fırını kapatman lazım diyor. Hacı adam diyor. Hacdan sonra fırın işletemez, metre kullanamaz, terazi kullanamaz. Duydunuz mu? Ya. Ve bu din adına yapılıyor. Neden? Hacla diyor tövbe edeceksin. Ticaretse sahtekarların işi diyor. Bak şimdi Yahudinin beyinlere yerleştirdiği fetvayı düşünebiliyor musunuz? Ne büyük tahribat yapmış. Niçin? İktisaden, ekonomik yönden istiklalini ele almamış milletin ayakta olması mümkün değil. O halde Yahudi ticaret yönünü elimizden alacak ki Müslümanlar veren el değil, alan el olsun, sömürülsünler. Ticaretle uğraşmazsan nasıl zekat verebilirsin? Nasıl hayır yapabilirsin? Zengin olman lazım. Ticaretle Yahudi uğraşacak, silah, maddi silahı o ele geçirecek. Nasıl yapsın? Müslümana ticaret haram desin din adına. Ama Kur'an-ı Kerim'e bakıyorsun, Müzzemmil suresinde Allah cihat yapan mücahitle mücahide silah temin etmek için yeryüzü dolaşan tüccarı denk tutmuştur diyor. Tüccar. Ticaret bu kadar mühim. Ama fetvayı Washington'a bak, ticaret çok kötü şey. Hacı adam hacdan sonra ticaret yapamaz diyor. Aynı fetvalarda parti küfürdür yazıyor. Yani Müslümanları idare etmek için siyasetin günah olduğunu işleyeceksiniz. Aman siyasetle meşgul olma. Siyaset sahtekarların işi. Birçok yerde bana dediler İstanbul'da bilhassa hocam ya seni parti kürsüsünde görmeyecektim diyor cemaat. Sen diyor neden siyasete atıldın? Sen hocasın diyor ya o sahtekarların işi diyor bak bak. İçiremezsin diyor, içemezsin, rüşvet yiyemezsin filan. Bak şimdi anlayışı düşünebiliyor musun? Neden bu fetva verilmiş? Türkiye'de %99 Müslüman, halkı %99 olan Müslüman ülkede %1 o milleti nasıl idare etsin bu zehir akıtılmazsa? %1'in dediği oluyor Türkiye'de, %99'un dediği olmuyor bu yanlışlık yüzünden. %1 diyor ki biz Hristiyanız, pazar günü ibadet yapacağız. %1'in dediği olsun diye pazar günü tatil oluyor. %1'in bir kısmı diyor ki biz Yahudiyiz, Havre'ye gideceğiz. Onların keyfi için cumartesi tatil oluyor. %99 cumaya gidemiyor. Niçin? Halk kendisi gibi idareci seçememiş bu yüzden. Siyasetle Müslümanı uğraştırmak istememiş Müslüman. Siyasetle Müslümanın uğraşmasını istememiş. Bir müftü belediye başkanlığına adaylığını koysa meyhanedekiler gülmüyor ona, camidekiler gülüyor. Şu müftüye bak diyor, belediye başkanı olacakmış diyor. Allah Allah, neden olmasın ya? Ayıp şey mi bu? Müslümanlığı yaşamanın yolu iktidar olmaktır. 100 sene tebliğ yapsanız iktidarda Yahudi ve Mason oldukça onların dinine uymaya mecbursunuz. Çünkü Peygamberimiz insanlar idarecilerin dini üzeredir buyurdu. Öyle mi? Ennâsu alâ dini mulûkihim. İnsanlar meliklerinin dini üzeredir. Sen ne kadar Müslüman ol, idarecin Müslümanlık istemiyorsa o memlekette Müslümanlığı yaşayamazsın diyor Resulullah. Resul-i Ekrem bunu söylüyor. Mümkün değil. Müftü de olsan kızının başörtüsünü okulda örtemezsin. İdareci Müslüman olmazsa mümkün değil. Değil cemaat olma. Müftü bile örtemiyor. Allah'ın kanunu bu. İktidarsız İslam yaşanmaz. Bitti. Şu sapık zihniyeti lütfen atın. Bunların dinle alakası yok. Bu fetvaların dinle alakası yok. Amerikan fetvası bunlar. Vali Müslüman olmayacakmış. Odacı Müslüman olabilirmiş. Kafaya bak. Neymiş vali diyor küfür düzeninin koltuğuna oturuyor. Allah, odacı nerede oturuyor? Şu mantığa bak ya. Öğretmenler geldi bana İstanbul'da. Dinde efendim başbakan olamazsın diyor. Beynini yıkamış. Siz neden öğretmen oldunuz? Küfür düzeninin öğretmen odasında oturuyorsunuz. Biz diyor memuruz diyor. Memur olabiliriz. Allah Allah. Şu Yahudi fetvaya bak. Memur olmak suç değil, günah değil. Amir olmak suç. Neden? Çünkü amir olursan İslam'ı emredersin. Emri bil maruf nehyi anil münker fertlerin görevi değildir.
Ye'murune bil maruf, iyiliği emreden Müslüman. Ye'murune fiilinin faili nedir? Emere ye'muru, amirun. Me'mur değil ki, amir. İyiliği emretmek için amir olmak lazım. Hazreti Allah öyle diyor. Amir olmadan iyiliği emreder misiniz? Küçüktüm, dairede böyle dururduk pederin müftülüğünde. Şöyle cemaat gelir derdi ki, ya hocam duydun mu? Adliye mübaşir geldi, 5 vakit namaz kılıyor. Allah Allah, herkes seviniyor. Mendili çıkarıyor, acı ağlıyor. Mübaşir gelmiş odacı, namaz kılan odacıyı duyduk mu seviniyordu. Neden savcı namaz kılar diye düşünemiyoruz? O ayıp diyor, savcı namaz kılabilir mi? Hakim olmaz diyor. İlla odacı Müslüman olacak. Ya odacının ne hükmü var? Ama şimdi partiyle bu iş olmaz şeyi olmuştur. Bugün Türkiye'nin 400 küsür hakimi İmam Hatip mezunudur elhamdülillah. Yüz küsür kaymakamı İmam Hatip mezunudur. 20 küsür valisi İmam Hatip mezunu. Ancak böyle idareciler Müslüman olursa bu memlekette insanımız İslam'ı yaşar. Gürültü kavgaya gerek yok. Böyle kavga edecek misin? Silahı hiçbiri sünnetullah'a uygun şey değil. Türkiye'de düşman yok ki silaha sarılacaksın. Müslümanların ülkesi Türkiye. Türkiye'de gözükmeyen şeyler var. Nedir o? Biri gazeteler. Gazete şeklinde düşman gelmiş. Gazeteyi tanıyacağız, gazetemizi Müslümanlaştıracağız, kendi basınımızı, milli gazetemizi alacağız, iki idarecileri İslamlaştıracağız. Basit bir imkan. Vallahi yemin ediyorum, Türkiye'deki Müslümanın elinde olan imkan yeryüzündeki Müslüman'da yok. Bu imkanı kullanmıyor Müslüman ya. Kabe'nin yanında cihad ayeti anlatamıyorsun. Kabe'nin içinde ya. Anlat bakayım, işte bu sene hacca gideceğiz. Efe hocam geçen sene cihad ayetine geçti, 2 tane polis, sivil polis aldı getirdi. Hacı menasikini anlatıyor, cihad ayeti yasak diyor. Nerede? Cihad ayetlerinin indiği yerde yasak. Resulullah'ın kabrine 30 metre yakın yerde cihad ayeti anlatamıyorsun. Dünya üzerindeki Müslüman bu. Ya sen parti ismi altında bütün vilayetlerde, bütün köylerde hakkı anlatıyorsun. Var mı böyle bir imkan? Bunu kapatacaksın. Ne açacağım peki? Nasıl yapacağım? Bir şey söyle. Doğru, kapatalım ama bir şey söyle onun yerine. Onun yerine bir şey söyle. Partiyi kapat, dernek kur demen lazım. Partiyi kapat, federasyon kur. Bir şey, bir vasıta lazım tebliğ yapmak için. Federasyon kur. Federasyon kurmak. Nereden aldın bu fetvayı peki? O helal, öbürü haram. Bu mantıksız bir şey. Bana şeyde Bon bürosunda Hikmetyar geldiğinde hani diyor parti ayeti, dedim aç Kur'an-ı Kerim, açtı. Biraz da saf tabi mübarek. Nerede dedi, senin dedim Almanya Köln şehrinde gavura dilekçe vererek kurduğun federasyon ayetinin altında dedim, bak bakayım arıyorum. Durdu ya, ben öyle bir ayet yok ki, yok da kurdum, bize neden haram? Hangi ayete göre Alman gavuruna müracaat edip federasyon kurdun? Hangi ayete göre banka kontosu açtın Alman bankasında? Hangi ayete göre sığındın Alman gavurun pasaportunu taşıyorsun? Bunları ben haram kılmam sana. Neden bunlar yapılır? Cihadın mezhebi yok. Ben kızmıyorum ki. Sen kendi nefsini helal gördüğünü Müslümanan için haram görüyorsun. Yaptığın şey de İslam'ı, onun yaptığı şey de İslam'ı. Arasında hiçbir fark yok. Birbirimize sürtüşecek zaman değil. Boşuna kavga ediyoruz. Birbirimize sürtüşecek zaman değil. Aynı şeyleri düşünen insanlar birbirine kavga ediyor. Çok komik. Aynı şeyleri düşünüyor. İdealleri bir. Hepsi de bu milli görüşün mektebinde yetiştiler. Hepsi milli görüşün mektebinde, biz Müslümanlığı burada öğrendik dediler. Şimdi mektebin hocalarını beğenmiyor. Talebe hocasını geçmiş. Allah kendi cümlemize şuur ihsan eylesin. Nefsimizi ıslah eylesin. Helallar bellidir, haramlar bellidir. 6666 ayeti kerimen içinde, bütün sahih kitapların içinde, icma ümmetin içtihadıyla, ehli sünnetin icmaıyla, edille-i şeriye içerisinde helalların, haramların tamamı zikredilmiştir. Bunun dışında hiçbir yetkili helal haram koymaz yetkisine sahip değildir dinimizde.
Allah muhafaza. O zaman papazların durumuna düşeriz. O papazlar ki Cenab-ı Hak onları, hahamları ne diyor? Onlar ki papazlarını, hahamlarını Rab ittihaz ettiler. Ayet-i kerime. Değil mi hocam? Ya. Ne demek bu? Peygamber'e geldiler Hristiyanlar. Bu ayet-i kerime öyle diyor ama biz diyor papazları Rab ilan etmedik. Allah'ı biliyoruz dedi. Ne buyurdu Peygamberimiz? Evet diyor, papazlara Allah demiyorsunuz ama papazlar Allah'ın helalını haram, haramını helal kıldıkları için siz onları Rab ittihaz ettiniz diyor. Haberiniz yok. Helal belli, haram belli. Nasıl sen bu helal haramı değiştirip tayir edebilirsin? Yetkisi yok ki kişinin. Allah sonumuzu hayırlı kılsın. İşte mümin kardeşlerim, imanlarının arkasından küfre sapan bir kavme Allah nasıl doğru yolu göstersin? Allah zalim topluluğa hidayet erdirmez. Onların dünyadaki cezaları, Allah'ın, meleklerin, bütün insanlığın laneti onların üzerine olsun. Amin demeyin. Allah bizi kurtarsın bu lanetin inşallah. Ancak tövbe edenler, malları canlarıyla cihad edenler, etrafını ıslah edenler müstesna. Onlar kurtulacaktır. Dünya hayatından sonra cehennemde ebedi kalacak. Azapları hafifletilmeyecek. Yüzlerine bakılmayacak olanlar Allah'ın Kur'an'ından sonra tekrar inkar yoluna sapıp dünyadaki lanete uğrayanlardır. Onların içerisinde yaşarken aklını başına alıp da hak bir topluluğun içerisine girecek, cemaat olacak, etrafını düzeltecek, tövbe edecek, pişman olacak olanlar müstesnadır ki فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُورُ rahim, Allah affedicidir, çok acıyıcıdır ayeti kerimesinin kısaca izahını sizlere bu bölge toplantısında arz etmeye çalıştım. Cenab-ı Hak az sohbetten çok hisse alan kullardan eylesin. Amin. Cihat azmimizi arttırsın. Şimdi Türkiye'li Müslüman, Türkiye'deki Müslüman kardeşlerimiz de ve burada bulunan Türkiye'den gelmiş gurbetçi kardeşlerimden istirhamım, bu sözlerden ibret almak suretiyle yapacağımız iki şeyin olduğunu bilerek buradan ayrılmaktır. Her konuşmamı bununla bağlıyorum. Bir, gazetelerimizi iyi tanıyacağız. Allah'ı inkar eden, Kur'an'la alay eden faizci, içkici gazeteleri, içki reklamlı gazeteleri, kadın ahlaksız fuhuş resimli gazeteleri boykot edeceğiz. Bunun yerine kültür savaşının yegane silahı gazetemizi, milli basınımızı faize harp ilan etmiş, üniversite kapısında ağlayan, başörtüğü yüzünden ağlayan kardeşimizin tek tercümanı milli gazetemizi destekleyeceğiz. Ondan sonra idarecilerimizi Müslümanca seçme yolunu tercih edeceğiz. Bizim gibi inananları idareci yapacağız. Bu imkan daha henüz gitmemiştir. Ama kalbimden geçeni söyleyeyim ki bir iki fırsatı daha kaçırırsak Türkiye'deki Müslümanlar bu imkandan mahrum olur. Türkiye Suriye ve Irak'a döndürülmek isteniyor, haberiniz olsun. Şu oy silahı elinizden gitmeden idarecinizi Müslüman seçin. Çok da değil, bir defa rica ediyoruz, çok mu? Bir defa ya. Ölür müyüz? Yanlışlıkları bir kenara bırakacağız. Parti kavgalarını bir kenara bırakacağız. Bir defa deneyeceğiz. Ya bir de şu Müslüman kardeşimi dediğini dinleyeyim. Bir defa da milli görüşü şu memlekete iktidar yapsa. 50 sene sağ solu dedik. Kapitalizmi, liberalizmi, sosyalizmi denedik. Memleketin akıbeti belli. Bir de milli görüşü denesek. Tam 60 yıldır memlekette denenmeyen tek sistem bu. Milli görüşü denesek 5 yılda batar mıyız Müslüman kardeşim? Bir de bunu deneyeceğiz 5 yıl içinde. Eğer milli görüşün iktidarında bir değişiklik göremezsek tekrar haşa eski yola döner insan. Ki milli görüşe bir defa verdiniz mi bir daha onu almak mümkün değil Allah'ın izniyle. Çünkü 6 aylık iktidarında yaptıkları ortadadır. 40 sene hocaların yetiştiremediği nesil yetişmiştir. Ben şu Lavringen'e 15 sene evvel gelseydim, deseydim ki ey Müslümanlar bir gün gelecek İstanbul Üniversitesi'nde başörtülü doktor kızlar olacak. İnanır mıydınız bana? He?
Ya hoca deli misin derdin ya. Köyde başörtülü kız yok, üniversitede olacak. İşte rüyalarda bile olamayanlar 6 aylık iktidarda açılan imam hatiplerden yetişen kızlarla bugün olmuş durumdadır. Şu gazeteyi cuma saati sohbetinde okuyun. Okuyuca baş başa mektuplarını okuyun. O genç kızların annelerine yazdıklarını okuyun. Kalbiniz katı da olsa ağlamaya mecbur kalırsınız. Artık kızlar annesine kalın çorap giy. Sakın ha böyle bellerini belli edecek manto giyme. Seninle gezmekten utanıyorum diyecek hale geldi elhamdülillah. 10 sene evvel kız, anam benim yanımda durma ben rezil olurum, sen başörtülüsün, uzaklaş benden derken, şimdi yeni yetişen kızlar, anası açık çorap giyiyor diye seninle gezemem, kalın çorap giy, Müslümanca yaşa diyor. Geçen 2-3 hafta evvelki sohbette kız, Berlin'den bir kız kardeşimin mektubu. Yüzlercesi bu. Yüzlercesi. Ne ölüm kalım savaşı yapıldı. Geçen sene üniversite imtihanı var. Çok tanıdığım bir kardeşim. Birincilikle okulu bitirmiş. Üniversite imtihanına giriyor. Küçücük kız daha. Kaç yaşında olur? 17-18. Polisler gelmiş. Toplum polisi ya. Bir kız için çağrılıyor. Ne kadar korkuyorlar bu başörtüsünden. Efendim toplum polisi, silahlar, efendim her biri hareket halinde. Kızı döterse sokmayacak. Kız direniyor, içeri giriyor, polisler saçından tutuyor, kız ağlıyor, Rabbim diyor, bağırıyor kız, feryadi figan ediyor. O esnada Allah'ın hikmeti ya, baş açık bir kadın yukarıdan manzarayı seyrediyor. Kız sınıfa girecek, polisler sürüklüyor. Allah Allah, nerede oluyor bu kavga ya? Üniversite kapısına kadar sürüklüyor böyle, yerden çekiliyor kız, düşünebiliyor musunuz? Kız ağlıyor, benim suçum ne diyor, aynı sorulara cevap vereceğim. Başını aç diyor, açmam diyor, başımı kesersiniz başıma. Üniversite kız. Yukarıdan öğretim üyesi bayağı manzarayı görüyor, içi gidiyor. Allah'ın hikmeti ya. Kocası da rektör yardımcısı neymiş? Demiş ki bak şu kızı içeri sokmazsan benimle artık buluşamazsın diyor. Hanıma bağlıyor onlar, eyvah tutuşuyor adam. Allah'ın hikmeti bu. Şu kızın suçu ne diyor ya? Yazıktır diyor. Bütün polisler kızla baş edemiyor. Rektör diyor benim elimde bir şey yok ama uğraşayım diyor. Arıyor telefonlar filan. Ankara'yı arıyorlar. Ankara'ya düşünebiliyor musun? Bir kızın başörtüyle derse girmesi için Ankara'dan izin alınıyor. Hadi girsin diyor madem bu kadar kavga ediyor. Bir saat geçiyor bak, bir saat kaybetti kız. Ya imtihana giriyor, Türkiye üçüncüsü oluyor. Türkiye üçüncüsü elhamdülillah. Eskişehir Tıp Fakültesi'nde okuyor. Şimdi mahkemeye verdi üniversiteyi. Ben diyor bir saat evvel girseydim İstanbul Tıp'ta okuyacaktım diyor. Birinci olacaktım, hakkım yendi diyor. Mahkeme devam ediyor. Elhamdülillah. Bunlar vaazlarla anlatılsaydı inanılmayacak hadiselerdi ama 6 aylık Müslümanların idareye gelmesinin mahsulleri ve neticeleri olmuştur elhamdülillah. Şimdi önümüzde bir belediye seçimleri var. Gece gündüz çalışmaya mecburuz. Belediye seçimi deyip de geçmeyin. Bir belediyeyi kazanmak demek o beldede birkaç meyhaneyi kapatmak demektir. Hem kanunu yoldan kapatmak demektir. Sen bir meyhaneyi zorlan kırdın camlarını. Kapısını kırdın ne olur? Bağırırsın, oh ne güzel adamım, ne cesur adamım dersin filan, biraz nefsinle oyalanırsın. O mesele değil, tekrar açacak adam. Zararını belki başka yerden alacak. Ama hukuken kapattığın zaman işte işin en sağlam yolu budur. Hukuken kapatmanın yolu muhtarlıkları, belediyeleri Müslümanlara teslim etmesidir. Yapın görün. Siz şimdi gayret gösterdiniz, Allah sizlerden razı olsun. Urfa Belediye Başkanı Müslüman seçtiniz. Bak şimdi sevabınızı tartmak mümkün değil. Urfa Belediye Başkanı Müslüman olsun diye arabanızla atladınız, gittiniz Urfa'da çalıştınız. Veya burada maddenizle destek oldunuz.
Urfa'ya Müslüman bir öğretmen, kardeşimiz hoca olmadığı halde belediye başkanı oldu. Geldiği gün 30 sene devamlı Hazreti İbrahim'in bahçesinde Tuborg bu kapağın altındadır diye içki şişeleri varken, içki satılırken, geldiği gece 30 yıl hocaların tebliğiyle kaldıramadığı içkiyi ilkokul öğretmeni İbrahim Bey bir gecede kaldırıyor. İşte partinin gücü. Ne diyor özel kalem müdürü? Emredersin diyor. Hayırlı olsun Sayın Başkan. Ne emrediyorsun? İlk gece İbrahim Bey anlattı. Dedim ki diyor, bak biz milli görüşçüyüz. Başkan olmak için gelmedik. Sabaha kadar benimle görev yapmak isteyen memur arkadaşlarıma emrediyorum. Sabaha kadar uyumayacaklar. İbrahim'in cennet bahçesinde tek bir içki şişesi görmek istemiyorum. Bitti. Kıracaksınız. İşte kırıldı, yok. Bu sene hacca giden otobüsler yine uğrayacak oraya, görecekler. Kerhane kuruluyordu Eyüp Aleyhisselam'ın olduğu mekana, kerhane. Kuruldu, milyonluk harcandı, tam açılacak İbrahim Bey belediye başkanı oldu. Sen tebliğ yapsan kerhanenin kapısını değil, camını bile kıramazsın be. Ne konuşuyorsun, camını? Belediye başkanı geldi, bir karar, genel evi, huzur evi yaptım dedi, bitti. Kaç milyon harcadın? 150 milyon al dedi. Nasıl olur filan? Cumhurbaşkanlığına telgraf çekti, fahişe bilmem ne. Efendim dedi, laikliğin teminatı kerhanelerdir dedi. Aynen böyle. Laiklik elden gidiyor, kerhaneyi kapattı. Cumhurbaşkanının ne dediyse desi İbrahim Bey ertesi gün dedi ki, kellem gider, belediye başkanı oldukça cumhurbaşkanı da bana karışamaz dedi. Bitti. Buyurun. Şimdi senin sevabını düşünebiliyor musun? Şu buradaki kazandıklarından ayırıp da oraya gönderip o çalışmalar neticesinde bir şehirde bir meyhane, bir umumhane kapanırsa bunun sevabını nafile haclarla ölçmek mümkün müdür? Bir kötülüğü kaldırmanın sevabı. Evhallahu ila melekin minel melaike eniklib bihadihil medine. Meleklerden bir meleğe Allah vahyetti. Şu şehri alt üst eyle, enikli, kuzu gibi çevir. Melekler şehre geldi, 12.000 evliya zikir yapıyor. 12.000. Bir rivayette 12 evliya. Şaşırdılar, ya Rabbi biz bu şehri yıkacağız ama 12.000 evliya var, mürşidi kamil var, büyük zat var. Onlarla beraber yıkalım mı? Ne diyor kutsal hadis? İhya Ulumuddin'de okuyun bu hadis-i şerifi, emri bil maruf bölümündedir. Size emrediyorum o şehri o veli kullarımla beraber yıkın. Niçin? Çünkü onlar kötülükler şehirde varken terfetel ayn diyor. Göz açıp kapayıncaya kadar üzüntü duymadılar diyor. Kötülüklerin olduğu yerde üzülmeyenleri beraber.